Efendim selamun aleyküm. Bugün 22 Aralık 2023 günlerden Cuma. Cumanız mübarek olsun. Allah Cuma günü bu mübarek günde bizlere dünya ve ahiret saadetine ulaşacak sebepler nasip etsin. Siyasette her şey belki baştan yazılacak hale geldi Düzce ili için. Bir tarafa sorduğunuz zaman ittifak var. Efendim Düzce'de Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkarmayacak. Akçakoca'da da efendim AK Parti aday çıkarmayacak noktasına gelindi. Düzce'ye baktığımız zaman Faruk Özlü zaten bir vizyon, bir misyon adayı. Karşına ciddi boyutta bir aday çıkmadı. Yani aday olarak Faruk Özlü ile yarışabilecek bir eski il başkanı Hikmet Keskin var. Artık ne olur onu da bilmiyoruz ama şu anda Faruk Özlü kesin gibi görünüyor. Düzce'nin dengelerine baktığımız zaman önce Düzce'den bahsedelim. Mehmet Keleş işte AK Parti'de başladı. MHP'de hüsrana uğradı. İyi Parti'de hayata geçmeye çalışıyor. Ama Mehmet Keleş'e AK Parti'nin döneminde AK Parti ile güçlenen isimler ne yapıyorlar? Güveç partileri veriyorlar. Güveç. Yani güveçlerle Mehmet Keleş'i besliyorlar. Kime karşı? AK Parti'ye karşı, Faruk Özlü'ye karşı. O güveçten aldığı enerjilerle ne olur ne gider onu bilmiyoruz. Ama gel gelelim en büyük sürprizlerden bir tanesini ben şu anda CHP'de bekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısıyla Rıdvan Bilgin pek uyuşamadı. Kan uyuşmazlığı yaşadılar. Sorunlar oluşmaya başladı. Partililer, CHP'liler efendim Rıdvan Bilgin varsa biz oyumuzu başka partiye veririz demeye başlayınca CHP'nin içinden hareket başladı. Ne oldu? Efendim bugünlerde konuşulan kulislere yansıyanlardan baktığımıza göre Semih Cemşit eski il başkanı hakkında buraya gelen milletvekillerinin verdiği bir rapor var. Yani hedefe gidebileceğimiz en iyi aday yaptığımız kamuoyu ve partilerle istişarede Semih Cemşit'tir. Rıdvan Bilgin'le olmaz diye bir temayülde bulunmuşlar, düşüncede bulunmuşlar, raporda bulunmuşlar. CHP'den yeni bir isim çıkabilir. Semih Cemşit aday olarak söylenebilir. Rıdvan Bilgin devam eder veya etmez onu bilmiyoruz ama orada da bir fullenme başladı. Yeniden Refah Selahattin Aydın'la görüşüyor. İl belediye başkan adaylığı için ciddi de ne var? Temas var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumu belli zaten. İttifak yapacaklar. Yapmazlarsa muhtemelen İlhami Caboğlu. Yani aday bulunamadığı yerde il başkanı potansiyel adaydır. 50 kişi var. Bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı ittifak olmazsa aday olur. İhtiyacı var mı AK Parti'nin merkezde? İhtiyacı yok. Ne ihtiyacı olsun? Faruk Özlü'nün Milliyetçi Hareket Partili ittifakına ihtiyacı yok. Zaten ihtiyacı var. İttifak için bir zaruret olursa 5 yıllık Faruk Özlü'nün Düzce'deki emeklerine ve 30 yıllık devlet adamlığı noktasında bakanlığı, milletvekilliği, müsteşarlığı, bürokratlığı yaşanmışlığına bir tartışılır hale getirir. İhtiyaç yok ama olursa da yan cebimize koy hesabı olur. Çok da pazarlık olacağını zannetmiyorum. Akçakoca'ya gidelim. Önce CHP'ye gidelim Akçakoca'ya. CHP'de 17-25 Aralık rüzgarlarından etkilenen orada yani ona yakınlığı veya uzaklığı demeyelim de orada adı geçen Mustafa Yıldız var aday CHP'den. Ve yine iki dönem Akçakoca'da belediye başkanlığı yapan iki dönem aday olan efendim bir dönem belediye başkanı yapan düzeltelim burada Fikret Albayrak adaydı. Tuğrul Abonoz ilçe başkanı aday olacağım dedi. Fakat sabıka kaydından dolayı Türk Ceza Kanunu TCK 53'ten dolayı aday olamadı. Tabi bunu böyle söylemediler ama vazgeçtik dediler usulüne uygun bir şekilde. Tamam. Şimdi burada da üyeler arasında bisküvi kutusu mu dersiniz veya plastik kaplarda yapılır herhalde. Ön seçim yapılacak resmi olmayan
bir ön seçim yapılacak. Hangimiz aday olsun diye karar oradan çıkacak. Akçakoca'daki ittifaka baktığımızda 6 tane aday adayıyla yaptığımız görüşmelerde ittifak falan yok. Biz adayımızla çıkacağız diyorlar. Burada 2 tane unsur var. AK Parti'nin merkezdeki oyu, milletvekilindeki oyu MHP'nin 4 katı kadar. MHP'nin adayı Okan Yanmaz, ittifakın adayı olur mu? Olur mu? Olur. İlham İcaboğlu bu. MHP bu. Ne yapacağı belli olmaz. Ha o zaman ne olur? Hani Garama'nın koyunu demiş, sonra çıkar oyunu, oyun kurarsın ama o ortaya ne çıkacağı belli olmaz. Akçakoca'da 6 tane adayı AK Parti'de ve merkezdeki oyları MHP'den 4 kat fazla olan bir yapıya karşı Akçakoca'ya buyurun MHP Genel Merkezi adayınızı tespit edecek deyip de 6 kişiyi yani cami önüne koymanın anlamı var mı? Bilmiyoruz tabii. Bunların hepsinin sorusu bu akşam aslında kitabın ortasından programında Hasan Şengüloğlu'na sorulacak. Bunlar ittifak var mı yok mu? Nasıl bir süreç izleniyor? Ancak ben ittifakın kesinlikle ve kesin olabileceği noktasında pek ihtimal vermiyorum. Çünkü merkezde AK Parti'nin ittifaka ihtiyacı yok. MHP'nin oylarına ihtiyacı yok. Yani o zaman %80'e %73'e vuruyor oylar. Aşağı yukarı baktığınız zaman genelde %50'nin üzerinde %55'te bir oranla belki ittifak olursa efendim bir netice alınır. Ama AK Parti'yi şu anda zorlayacak bir aday şu anda aday adaylar arasında görünmüyor. Akçakoca merkezde de yapılan yorumlara, değerlendirmelere baktığınız zaman ittifak olursa, MHP'de olursa, hele Okan Yanmaz ittifakın adayı olursa artık tadından yenmez diyorlar birileri. Hani tilkiye şu kümesi bekler misin deyince hani mideme kramp girdi, gülmekten cevap veremiyorum hesabı bir tablo çıkar ortaya diye söyleniyor. Ve siyasetteki durum böyle. Ha MHP kanadına bakarsanız, ittifak kesinlikle var. İttifakın adayı şu anda belli değil. Akçakoca'da özellikle. Hangi, kimin olacağı noktasında da MHP Genel Merkezi karar verecek. Düzce ilinin tamamında ittifak noktasında bir hazır kıta halinde olunacak. Yani Gümüşova'da, Yığılca'da veya Cuma yerinde veya diyelim ki Gölyaka'da, Kaynaşlı merkezde neyse. Hangisi kazanacaksa onun altında ittifak yapılma her an bir şans var MHP kanadına baktığınız zaman. Ama AK Parti kanadı ne diyor bu işe? AK Parti ne diyor? Bu akşam hepsinin sorusunu kitabın ortasından programında AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ne yapacak? Açıklayacak. Burada 3 tane konuya bahsettik. Adaylardan bahsettik. Ama şu bir gerçek. Ben bugüne kadar böyle heyecanlı gibi görünen ve heyecansız aday adaylarının çok heyecanla beraber çıkıp da modlarının düşürüldüğü ketum olan bir seçim görmedim. Anketlerle milleti boğdular. Telefon ediyorlar. Nokta adresi. Şimdi bizim bir Gümüşova'dan bir vatandaş aradı bizi. Dedi ki efendim bu aradıklarında kişisel benim telefonumu siz nereden aldınız kardeşim? Benim telefonumu, eşimin telefonuna, 2 tane oğlumun telefonuna bize soru soruyorsunuz. Bu hakkı size kim verdi? Ben sizinle ilgili yasal araştırma yapacağım. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Beni telefonla arayıp da sorgulayamaz. Bir de işin arka planında şu var. Yani isim soruyorlar, soy isim soruyorlar, ne yapacağınız, ne edeceğinizi soruyorlar. Peki bunları yaptıran firma bunları bu talep eden, parasını ödeyene dinletir mi? Dinletir. Anketlere de çok güvenmemek lazım. Özellikle telefon anketlerine. Yani biri de aradılar. Ben yani onların değil de yani kendi duygumu da yansıtmadım. Çünkü güvenmiyorum. Telefonla aranma anketindeki o samimiyete güvenmiyorum. Siz de güvenmeyin, siz de inanmayın. Biri sizi dinliyor olabilir. Yani oradaki bütün soruları, cevap hani biri bizi gözetliyor diye bir ev vardı ya, birisi sizi dinliyor olabilir. Bir öncü
haberi takip eden dostumuz bize Düzce Üniversitesi'nde paralı olan muayenelerdeki bir kuyruğu gösterdi. Yüzlerce insan saat 2'de gitmiş işte öğretim görevlilerine paralı muayene olup derdine derman, hastalığına şifa arıyorlar. Gayet doğal bu. Ancak bu bir tane bezde varken 3'e çıkmış fakat gene yeterli değil. Burada üniversitede biz bunu sorduk. Bu nasıl oluyor bu? İnsanlar böyle tek sıra haline geçmiş. Hem para veriyor efendim. Bir, bunu banka üzerinden ödeyebiliyor. İnternet bankacılığı üzerinden ödeyerek istediği doktordan sıra alabiliyor. İkincisi, burada bir özel hastaneye muayeneye gittiğiniz zaman bir uzmana 1.000 liraya muayene oluyorsanız burada 400 lira gibi bir rakama bir doçente veya bir profesöre muayene oluyorsunuz. Netice itibariyle oradaki yığılmanın sebebinin vatandaşın teknolojiyi kullanarak banka üzerinden telefon uygulaması üzerinden hem randevusunu alıp hem parasını da ödeyip randevusunu diyelim ki saat 3'ten sonra başlıyor, 4'ten sonra başlıyor. 2'de vatandaş orada sıraya giriyor. Gerek yok ki. Saatiniz kaçta? 3.45'e size randevu verdilerse 3.30'da hastanede olun. 15 dakika içinde. Orada hem kalabalık yapmayın hem tansiyon yaşamayın diye bir açıklama geldi. Biz de buradan bu açıklamayı vermiş olalım. Detayı öncü haberde var. Bu akşam saat 8'de kitabın ortasından programının konuğu AK Parti İl Başkanı Sayın Hasan Şengiloğlu. Düzce siyasetini konuşacağız. Düzce'yi konuşacağız. Yarınlarımızı konuşacağız. 2024'ü konuşacağız. Biz de bekliyoruz sizi. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.